Bugün sizlerle Legacy Challenge'ın 6. bölümünü çekiyoruz. İlk önce 5. bölümde neler olduğunu hemen hatırlayalım. 5. bölümde çok fazla yağmur yağmıştı. Gene evde mahsur kalmıştık. Çiçeklerimizle ilgilendik. Arkasından da hadi birazcık tatil yapalım deyip suların da birazcık denize girdik. Güneşlendik. Güzel bir tatil yaptık. Bölüm sonunda da 7306 simelyon paramız vardı. Ben bu parayla güzel bir ev yaptım. Şu an evi görüyorsunuz. Evde aslında çok bir değişiklik yapmadım. Birazcık bir içeride değişiklikler yapıp evi ufacık büyüttüm. Şimdi hemen evin içini de size göstereyim. Bu arada oyunu da bir yandan başlatayım ben. Şu şekilde mutfağı buraya yapıp mutfağı bu şekilde yaptım. Şimdilik 2 kişilik bir masa sandalye koydum. Banyomuz aynı şekilde. Buraya güzel şöyle bir koltuk alıp salonu bu şekilde geliştirdim. Burası balkonumuz zaten. Bu arada adam işe gidecek. Hemen onu bir şeyi söyleyelim. Buraya da 2 tane oda yaptım. Biliyorsunuz Monika hamile. Yakında da çocuğumuz gelecek. Buraya da güzel bir çocuk odası yaparız. Duruma göre burayı böleriz, bir şeyler yaparız. Param yetmediği için şu an bu şekilde böyle boş kaldı. Bu arada havalar da artık yavaştan soğumaya başlayacak. Bu yüzden ısıtıcı da, yani termostat da aldım eve. Bir de buraya böyle bir ufak bir düzenleme yaptım. Başka da bir şey yapamadım. Bahçeye çeviremedim, çit yapamadım. Aynı çiçekleri belli yerlere topladım. İşte burası lili, burası kasımpatı mıydı neydi bu, öyle bir şey. İşte basil mayazıl derken bu şekilde böyle bir düzene soktum. Bu arada bazı çiçeklerimiz parlıyor. Hemen onları bir geliştirelim. Bu parlıyor. Bir de Nikolas'ın cebinde bazı çiçekler vardı. Onları da bir açalım. Onları da bir ekelim. Başka parlayan şu parlıyor. Başka parlayan var mı? Bunlar böyle gelişsin. Kötü olanları zaten yavaştan şey yapmaya başlayacağım. Başka parlayan yok. Şu Nikolas'ın cebindeki şeyleri bir açalım. Bunları da açalım. Güzel. Bayağı şeyler çıktı. Bu ne? Toro. Torolarımız bunlar mıydı? Aslında Toro vardı. Toro nerede? Ha, buradaymış. 3 tane daha geldi. Neyse, bunları da ben bu şekilde böyle ektireyim ona. Evet. Nikolas işe gitti. Hepsini alamadık çantasından. Neyse, geldiğinde hallederiz. Kadın eksin en azından. Bir de Copland'imizi de bir besleyelim. Sonra şurada bir dikleme alanı çıkmış. Onu da dikleyelim. Şu an 70 simelin paramız var. Para yapmamız lazım. Çünkü büyük bir olasılıkla bebeğimiz çok yakında gelecek. Bebek odası için bir şeyler almamız lazım. Bunlar hala olmamış. Oyunu durdurdum. Nasıl yaptığım hakkında bir fikrim yok. Bir şey daha yapacaktım. Ha, şu Nikolas'ı work hard diyelim. Tamam, çok ilerlere gitmeyeceğim. Çünkü buraları bir halletsin. Aa, bunları bir de bir sula Monikacığım. Sakın kadını yeme. Senin durumun nasılmış? Normalmişsin şu an. Biraz oyunu hızlandıralım. Şu gizli olan Willow Crack'te bir yer vardı. Bir oraya gidelim. Belki orada değişik bitkiler buluruz. Daha doğrusu değişik bitkiler, kiraz vesaire bir şeyler vardı. Eğer onları alabilirsek bizim daha çok işimize gelir. Gerçi Monika'nın karnı da acıktı, uykusu da geldi. Bu arada bir gardening seviyesine bakalım. 5'teymiş. Güzel. Fena bir seviyede değil. Şu an hava çok sıcakmış. Tabii Monika üstünü değişmemiş. Monika'nın bir üstünü değişelim hemen. Yazlık kıyafet. Şuraya yeni bir kıyafet yapmıştım. Onu giysin. Hemen buradan da bir yemek yesin. Ay, uykusu da geldi aksi gibi. Neyse, birazcık uyur. Sonra da Willow Crack'teki bu gizli olan yere gidelim. Evet, Monika'ya birazcık uykusunu aldırdım ve o Willow Crack'teki ağacın oraya geldik. Bu sırada ben burada, evet, şunu hemen bir dikleyelim. Buranın yerinde size şöyle göstereyim. Bu BBF bir ev vardı. Onların kaldığı. Hemen
onun burada, buradaki ağaçtan gizli yere gireceğiz. Buradaki bir dikleme şeylerini alalım. Bakayım etrafta başka bir şeyler var mı? Şurada bir şey var mesela. Bu neymiş? Bluebermiş. Simple alalım, örnek alalım ya ondan. Monika şu an iyicene yavaşlamaya başladı. Burada da böyle ekili bir şeyler var. Ama bunlar daha olmamış. Böyle sulayabiliyorsak bir şeyler yapalım bunlara. Ama yapamıyoruz hiçbir şey. Bu neymiş? İşimize yaramaz. Bluebell varmış. Bu ne? Aa, elmaymış. Snapdragon, strawberry, potato. Tamam, bunları halletsin. Bu arada Nikolas da işten geldi. Neyse o birazcık kafasını dağıtsın bu sıra evde. Kadının durumu şu an gerçekten hiç işler açıcı değil. İşler açıcı değil. Ağaca bakmaya geleceğiz. Şimdi ilk önce ağaca birkaç kez view dememiz lazım. Onu biliyorum. Soruların cevaplarını hatırlamıyorum gerçi. Neyse deneyip deneyip bulacağız. Böyle sula seçeneği çıktı. Sonra bir sulayalım. Tekrar bir sulayalım. Ay çok uykusu geldi Monika'nın. Hadi Monika'cığım hadi. Buradan bir şeyler toplamamız lazım. Tamam, bir de bir konuşalım onunla. Evet, geçidimiz açıldı. Şimdi buraya bir keşfedelim. Soruların cevaplarını artık deneye deneye bulacağız. Gerçekten soruların cevaplarını hatırlamıyorum. Durumu çok kötü ya. O zaman Nikolas'ı mı getirsek? Nikolas'ın bahçıvanlık seviyesine bir bakalım. O da 5'teymiş. Tamam, Nikolas'ı buraya getirelim. Monika'yı eve yollayalım. Monika birazcık dinlensin. Tamam, Nikolas geldi. Nikolas hala iş kıyafetleriyle bu arada. Nikolas'ı buraya bir keşfedelim. Evet, Nikolas açtı. Şimdi burayı Nikolas'a bir keşfettirelim hemen. Hızlı bir şekilde Nikolas. Evet, biraz zor olsa da sonunda gizli yere Nikolas'la beraber geldik. Hemen bu etraftaki şeylere bakarken biz Nikolas'la buradan bir kurbağayla balık işini halletsin. Ben de o sırada şöyle bir etrafı dolaşayım. Ama hiçbir şey neden yok? Evet, burada bir şey var. Strawberry varmış ama daha bunlar olmamış. Biraz burada vakit geçirmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Gene Lili çıktı karşıma. Şaka gibi ya. Ya takılabilecek durumda da değiliz şu anda. Nikolas pek onun da durumu işler açıcı değil. Evet, bir sürü bir şeyler var burada. Mushroom'muş bunlar. Balık yakalamış Nikolas. Altı smelyan ediyormuş. Nikolas biraz daha balık tutsun. Belki bir şeyler büyür bir şeyler olur ama hemen olacakmış gibi durmuyor açıkçası. Sonra iyi bir vakitte Monika'yı getirsek belki daha mı iyi olur? Nikolas şu anda bayağı kötü durumda. Neyse biz Nikolas'ı eve yollayalım. En iyisi. Ve şu anda bebek geliyor. Ben anlamadım. Bayağı Monika'yı yatırdım falan böyle bir şeyler yaptım. Şu anda bayağı bebeğimiz geliyor. Evet, Monika şu anda hastaneye gidiyor ve Nikolas içeride hala yemek yiyor. Gerçekten mükemmel. Şuradan da hemen şöyle bir fotoğraf çekmek istiyorum. Monika'nın da hiç hamileyken fotoğrafını çekemedik. Çok hızlı gelişti her şey. Bebeğimiz geliyor ve biz para yapamadık. Yani gerçekten şu Nikolas da keşke gitse artık. Hepsinin felaket derecede uykusu var. Bakalım ilk bebeğimizin cinsiyeti ne olacak? Heyecanla beklemedeyim şu anda. Ben hem erkek hem kız için isim düşündüm ve bebeğimiz kız. Kız için düşündüğüm isim var ama şöyle bir daha bir düşüneyim. Bir zarlayayım.
Oyunun kuralında isim verebiliyorduk, değil mi? Ben başka kuralla karıştırmıyorum. Öyle bir şey okuduğumu hatırlamıyorum. Neyse artık yapacak bir şey yok ya. Ben kız için şu adı düşündüm. Scarlet. Scarlet Blue. Evet, bebeğimiz eve şu anda geldi. Hepsinin çok uykusu var. Hemen Monica ile Nicholas'ı yatıralım. Çünkü bebek büyük bir ihtimal bayağı ağlayacak. Bu arada hava yavaştan soğumaya başladı. Kadın yatamıyor çünkü bebek burada. Onu bir düzenleyelim hemen. Bebeği şu tarafa alalım. Scarlett'cığım sen artık burada yatacaksın. Kadın evet bayıldı. Adam biraz da olsa uykusunu aldı. Bence böyle bir bebekle ufak bir ilgilensin. Kadın zaten baygın yani şu anda. Bu arada adamın cebindeki şeyleri de ekmeği unutmamamız lazım. Bir de adamın işi var mı? Güzel. Yarın işi yok. Tamam, bebekle biraz ilgilensin ve o da yatsın ama gene ağlıyor. Scarlett ne çok ağladın daha ilk günden bu kadar ağlanılır mı? Tamam. Kadın da uyusun. Hadi ay basamıyorum bir türlü. Hadi uyuyun artık birazcık kendinize gelin. Ve ilk uyanan tabii ki de Scarlett'la Monica oldu. Adam hala uyuyor. Kadının çok tuvaleti gelmiş. Bu arada galiba artık bir tuvalet de etmeyecek. Çünkü adamın da tuvaleti geldi aksi gibi. Bebek büyük bir ihtimal. Scarlett büyük bir ihtimal acıktı. Monica tuvaletini yaparken de Nicholas Scarlett'ı beslesin. Tamamdır. Şimdi resim yapmanın sırası değil bence. Bir yandan da Monikacığım öyle değil. Bir yandan yemeğini al, bir yandan da televizyon izle çünkü çok sıkıldılar. Öğlen oldu bile saat. Tamam, Nikolas da aynı şekilde yemeği alsın. Bir de gelsin buradan beraber bir televizyon izlesinler. Hava gene bugün bir ısındı. Yaz bitmek üzere. Evet, yaz bitecek. Burada bir sırayla bir hava durumuna bakalım. Aynen, yarın yazın son günü. Yazın son gününde son kez böyle bir sulanıya gidip biraz güneşlensek mi acaba? Bu arada kimin doğum günü? Evet. Sonra da Scarlett'ın doğum günü geliyor. İndirim günü varmış. Biraz para yaparsak bu bizim çok işimize gelir. Tamam, onlar bir şey yapsın. Ben de o sırada bir daha böyle bir etrafa bakacağım. Bir de şu çiçeklerimiz. Ay nerede ha? Çiçeklerimizin durumuna da bakalım. Bugün adama evet şu cebindeki şeyleri çıkartalım. Bu ne ya burada? Tabak. Bu balığı ben satmıştım sanki. Neyse satalım. Bu neymiş? Bu neymiş? Bundan var. Ben bunu ekmeyeceğim. Bunları direkt satacağım. Ama bizim Daisy'miz yok. Daisy'yi ekelim buraya. Greenpea'miz vardı sanki. Evet. Greenpea'yı de satacağım. Gerek yok. Bell Pepper'ımız yoktu diye hatırlıyorum. Var mı? Sanki yoktu. Evet yok yok. Bell Pepper'ımız yok. Onu da şöyle ekelim. Tamam. Bir de burada böyle ağaç şeyi var. O ağacın durumu nasıldı acaba ya? Neyse biz bunu atalım. En iyisi. Samur da bizi aradı ama Samur şu an hiç müsait değiliz. Çok işimiz var bizim bugün. Şöyle yapalım. Copland'te... Ah! Copland'imiz ölmüş. Neyse. Şöyle bir çiçeklerle kadın konuşsun bu arada. Adam da artık girsin bir duşa. Kokmaya başladı çünkü. Sonra da adamın bunları ekmesi lazım. Sonra çiçeklere birazcık şey yapması lazım. Ve tabii ki de Scarlett ağlamaya başladı. Scarlett'a yemek verelim. Şöyle onunla birazcık ilgilenelim. Burada artık arka tarafa da bir merdiven vesaire bir şey koymak istiyorum. Bizim hiç postamız var mı? Yok bir şeyimiz. Tamam, Scarlett şu anda gayet mutlu.
Kadına o sırada şunları dikleyelim. Bu arada kadının da bir sürü şey varmış. Lili satalım. Bluebell'miş bu. Neyse ben bunların şeyini hatırlamıyorum. Throwaway diyelim. Atalım onları. Bunu açsın. Ha, kurbağa var. Kurbağa da alalım. Burada da dikleyebiliyoruz. Bugün çok iş var evde. Yani öyle böyle değil. Tamam. Bunu da harvestle. Adam bunları sulaman lazım. Bunları bir sula. Sonra çiçeklerin bakımını da yapman lazım. Şöyle şunlar witlenmesi gerekiyor. Büyük bir ihtimal. Sonra bütün her şeyi de bir sat. Kadın da bu sıra bayağı bir şeyler topluyor. Kurbağalarımız oldu. Bu kurbağaları da hemen bir çiftleştirelim. Tamam, satabiliriz. 160 milyon etti. 25 milyonmuş. 160, tamam, bunu da satalım. Bunları da satalım. Sonra ay, onu satmayacağım. Bunu açacağım. Bunun böyle 70'miş. Ya içinden aslında kötü bir şey çıkma ihtimali var. Açmayıp direkt öyle de satabiliriz. Neyse, biz açalım. Mesela 20'si melin çıktı. Tamam. Sonra Monica burada bir duşa girsin. Bir de artık biraz daha bir fotoğraf, ay ne fotoğrafı demişim, resim yapsın. Bizim bu ölmeyeydi, iyiydi. Tamam, adam bayağı güzel bir şekilde ilgileniyor yani bahçeyle şu an. Şu an bahçenin başka bir şeye ihtiyacı yok galiba. Biraz daha bunlardan para kazanalım. Aslında ben şu arı kutusundan da almak istiyorum. Bir yandan da o arı kutusunda alsak bal yapar. Balları da satabiliriz. O neredeydi? Nereden buyurduk? Season'la gelmişti o, yanlış hatırlamıyorsam. Hemen böyle yaparsak daha rahat buluruz. Bütün her şeyi görelim. Onun bir de fiyatı neydi? Bu çiçek yapma masasını da alabiliriz aslında. Arıyı alalım ya. Arı olsun, değişiklik olsun. Ben bunun rengini de değişeceğim. Şöyle uzak, nereye koyalım bunu ya? Ya bu da burada boş boşuna duruyor. Ben bunu satacağım. 160 simelyan da 160 simelyandır yani. Şunun rengini de değişelim. Böyle ne renk olsun ya? Hadi bu renk olsun. Koblentimize güle güle diyoruz galiba. Diyelim. Ne yapalım? Zaten böyle çok da bir işe yaramıyordu. Arılar çiçeklere mi geliyor? Tamam. Çiçeklerin başka bir şeye ihtiyacı yok galiba. Şu arı kıyafetini giyip bir arılarımızla bir ilgilenelim. Onlarla böyle birazcık bir anlaşalım. Bir de çiçeklerle birazcık böyle konuşsun. Bu arada kötü olan çiçeğimiz var mı? Mesela iyiymiş. Nice. Nice. Bunlar hep nice. Bak mesela bu normalmiş. Onunla konuşalım. Bu da normalmiş. Bu arada Scarlett galiba ağlıyor. Evet, Scarlett ağlıyor çünkü altına yapmış. Monica'nın hiç umurunda değil. Orada bir güzel böyle resmini yapıyor bir yandan. Bu çiçeklere bakıyorduk biz en son. Bunlarla konuşsun o bir yandan. Bu arada Monica'nın uykusu geldi ve hava biraz soğumaya da başladı. Neyi yapamıyor? Tam yapma neyi yapamıyorsan ya. Bunu bitirsen iyi olur Monica'cığım. Scarlett ne çok ağladın Scarlett. Çok ağlıyor bu. Kadın bir yemek yemedi. Evet, bugün yazın son günü. Ne güzel. Nikolas işe gidecekmiş. Neyse biz Monica ile tatil yaparız. O böyle uzun bir hamilelik süreci geçirdi sonuçta yani. Ona güzel bir tatili hak ediyor bence. 7'deydi, değil mi? Nikolas'ın işi. Aynen, 7'de gidecek Nikolas işi. Sen niye ayakta yiyorsun acaba? Evet.
Aslında evden de çalışabiliyor. Evden çalışsın ya. Değişiklik olsun. Bu ne ya? Ha, çok güzel. Buradan böyle bir... Ama yok ki. Yapamayacağız mı? Tamam, hepsini bir harvestleyelim. Kadınına da biraz da tekrar bir resim yapalım. Pop art yapsın bu sefer büyük boy. Burada bir çöp kutusu alacağım buraya da ya. Adam da bir türlü uyanamadı. Uyan artık hadi. Tamam, Monika'nın yaptığı şunu satalım. Bu sırada biraz Scarlett'la da gene ilgilenelim. Sonra Sulan'ın da güzel bir tatil bizi bekler. Adamın görevi bunlardan böyle arkadaş olarak hediye vermemizi istiyor. Arkadaşça bir hediye. Onu bir deneyelim. Onu versin. Sonra da Sulani'ye gidelim. Verdi. Adamın görevi oldu mu? Olmadı. Ha, oldu. Güzel. Tamam. Adam da üstünü değilsin. Yazlık kıyafetini giysin. Ve birlikte güzel bir Sulani'ye gidelim. Sulani'ye geldik. Scarlett güzel bir şöyle bir güneşlensin. Adam da grill yapmaya gidiyor. Neyse yapsın. Bu arada şu topladıklarımızı da satalım. Güzel. 1408 simelyon ediyor. Balımız şu an ne kadar ediyor? 18 simelyon ediyor. Balı da satsak mı? Şu an kalitesi kötüymüş. Neyse satalım. Arılarla ilgilendikçe zaten kalitesi de onun artacak. Yerden gene bir şeyler arasam çok güzel olacak Monika'ya. Adam da sonra birazcık yüzer. Swim around diyelim. Bu arada yaptığı yemeği de inventörümüze alalım. Onu dolaba koyarız. Evet, Monika bir şeyler bulmaya başladı. Ha tamam. Ne oluyor dedim, inventory açılmıyor. Şunu da sazalım, burada böyle tek başına duruyor. Ne kadarmış? 80 simelin o. Güzel, güzel. Monika vallahi helal olsun sana ya. Adamla bu sırada yüzüyor, bir yandan da spor yapıyor yani. Of, bunun rengi çok güzelmiş. 120 simelin çok iyi. Aferin kız Monika. Adam keşke yüzseydi. Ne kadar hızlı yüzüyor, şuna bak. Adama böyle bir şeyler aratalım. Adam arasın, bulsun bakalım. Adamın da tuvaleti geldi aslında. Adamı da bir tuvalete sokalım. Sonra Monika'nın uykusu da gelmiş. Allah'ım, nasıl bir düzensizlik bu ya. Monika biraz daha böyle bir güneşlensin. Biraz daha böyle bir rengi dönsün istiyorum açıkçası. Evet. Monika'ya güneşlenmesini söyledim ve Monika ta oradan oraya yüzerek gelmeyi tercih etti. Neyse güzel yani, en azından bir yandan da spor yapıyor. Ama Monika gelene kadar güneş gidecek. Adam nerede? Adam nap yapmaya gidiyor. Ben oysaki bir şeyler bulmasını istemiştim onun. Kadın gelecek de, güneşlenecek de. Neredesin Monika? Aa, gelmiş. Yeni hızlı geldi Monika'ya. Scarlett'ın bir ufak böyle rengi döndü sanki. Buradan hemen böyle bir yemek alalım. Adam bu sırada televizyon izliyor. Buradaki şeylerimize bir bakalım. Bunu bir diklesin. Bir şeyler parladı, yandı, söndü gibime geldi ama bir şey olmamış galiba. Hiçbir şey olmamış bu çiçekleri bıraktığımız gibi.
Arılarla da bir iletişime geçelim. Onlarla bir arkadaş olmaya devam edelim. Scarlett zaten öyle duruyor. Scarlett'ın da bu arada, evet, Scarlett öyle duruyor dedim ve ağlamaya başladı. Yarın Scarlett'ın da doğum günü. Scarlett altına yapmış. Scarlett'ın altını değişelim. Onu da bir besleyelim bir yandan. Evet, adam birazcık sokuldu galiba. Monikacığım, Scarlett'la ilgilenir misin artık? Evet, Scarlett'ın çok uykusu geldi. 9 olmuş zaten saat. Tamamdır o zaman. Bu bölümümüzü burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.